الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين وبعد. Evet değerli arkadaşlar, geçen senelerde yaptığımız bu özel sohbeti bugün başlatmış oluyoruz. Burada devam edeceğiz Allah nasip ederse. Geçen senelerden bir farkı belki ilanımızda sadece hanımlara özel demedik. Erkekler de itiraz etmesinler diye. Dolayısıyla özel sorular olursa onlara ayrı bir şeyde cevaplarız. Ama zaten sorularımız yazılı olarak bize geliyor. Bir tane sekreteryamız oluyor. O sekreteryayla ilgilenen bir öğrencimiz oluyor, gönüllü. Sorular onun e-mailine gidiyor. O onun e-mailinden onları toplayıp bize gönderiyor o arkadaşımız. Böylece biz arkadaşların sorularına cevaplamış oluyoruz. Yani yapacağımız şey sizden gelen her türlü özel ve tüzel. Yani burada kim hangi soruyu sorduğunu bilmiyoruz. Özel ve tüzel soruları beraberce cevaplamak olacak. Bundan sonra her salı günü Allah nasip ederse bu saatte burada olmuş olacağız. 12.30'da tam başka türlü ayarlamak mümkün olmuyor. 12.30'da başlamış oluyoruz. 12.30'da da şey var, ders bitmiş oluyor. 3-5 dakika geç başlamış oluyoruz. Yani 50 dakika falan bir ders yapmış olacağız. 50 dakika sonra o bitmiş olacak. Böyle devam edeceğiz. Buna ihtiyacımızın olduğunu düşünüyorum. Çünkü derslerde genel ihtiyaçlar konusunda konuşamıyoruz. Oysa çok meselemiz var. Çok büyük problemlerimiz var. İlahiyat Fakültesi olarak problemlerimiz var. Ben çünkü İlahiyat Fakültesini önemsiyorum. Yani burada her zaman şunu söylüyorum. Bir İlahiyat Fakültesi öğrencisinin omuzlarında hesap etmek lazım. Nüfusa göre 20 bin mi, 30 bin mi, 50 bin mi insan var yani. Yani siz her birerleriniz Türkiye'de 20-30 bin en azından insana hitap ediyorsunuz. Yani 20-30 bin insanın İslam'ı size bağlı. Yani siz kendinizi hala işte liseyi dün bitirmiş gelmiş bir sıradan insan olarak görebiliyorsunuz belki, fakat öyle değil mesele. Mesele ciddi ve insanların çok büyük problemleri var. Müslümanların çok büyük problemleri var. Yani bizim kendi içimizdeki problemlerimiz başkalarının bizim başımıza ördüğü çoraplardan çok daha büyük. Müslümanların kendi problemleri. Kendi içindeki problemleri, birbirleriyle kavgaları başkalarının ördüğü çoraplardan çok daha büyük. Dolayısıyla buna ihtiyacımız var. İlahiyat Fakültesi, burası biz bir laik devletin, efendim seküler bir devletin okulunda bulunuyoruz biz. Biz şeriat devletinde değiliz. Bir İslam devletinde değiliz. Dolayısıyla bulunduğumuz konumun farkında olmamız gerekiyor. Yani nerede bulunduğumuzun farkında olmamız gerekiyor. Karma bir eğitim yapıyoruz. Erkeklerle kızlar karma eğitim yapıyorlar. Efendim, karma yemek yiyoruz, karma sohbetlerde bulunuyoruz. Kurtularda oturup fiskos yapıyoruz. Efendim, giyimimiz, kuşamımız vesairemiz. Bunlar bir takım insanları ilgilendirmeyebilir. Onlar varsın ilgilendirmesin. Yani ilgilendirmeyenleri de bizi ilgilendirmiyor. Onlar ilgilendirmemiş olsun. Ama bizim problemlerimiz var ve biz o problemleri halletmemiz lazım. Yani en azından bir avuç insan, en azından seçme bir avuç insan bunları bilmiş olması lazım. Onun için böyle bir derse ihtiyacımız var. Bu dersi beraberce götüreceğiz dediğimiz gibi size sonuna kadar düşünme payı veriyorum. Sonunda bir arkadaş gönüllü olarak onun e-mailine sorular gelecek. Öbür arkadaşlar tarafından o da onları toplayıp bize oradan, yani dersten bir gün önce pazartesi günü bize ulaştırmış olacak. Biz de onları veya pazartesi olmasa da bu dersten önce ulaştırmış olacak. Biz de onları getirip burada tek tek size cevaplamaya çalışacağız. Şeyimiz bu, yolumuz bu. Tamamen serbest, tamamen problemleri halletmeye dönük. Tamamen güncel, tamamen günlük hayatla alakalı, pratik hayatla alakalı meseleler olacak bunlar. Ve bildiğimizi söyleyeceğiz, bilmediğimizi gidip öğrenip geleceğiz, ondan sonra size aktarmaya çalışacağız. Şimdi sorularınız olabilir, ben o sorulara geçmezden önce bir iki meseleyle
başlamak istiyorum her zaman olduğu gibi. O iki meseleyle başladıktan sonra inşallah öbürler arkasından gelmiş olacaklar. Öncelikle yani erkek arkadaşlarımız niye bizi ayırıyorsunuz, niye kadınlara pozitif ayrımcılık yapıyorsunuz demesinler diye böyle bir ayrım düşünmedik ama o arkadaşlarımızla o burada yani burası özel bir ders olunca bir yani kendi düşünceleriyle şöyle Müslümanca oturmak nasıl olur onu düşünüp ona da bir şey versinler, düzen versinler. Yani onlar onu düzenlesinler. Yani şu anda kimse kıvırdamasın yerinden. Ama öyle bir düzen düşünsünler, nasıl olmalı filan bu düzen, onu düzenlesinler. Bu ilave bir şey. Şimdi söyleyeceğim iki şeyden birisi şudur ki bunu her zaman söylüyorum, önceki derslerimde de söylemişimdir. Biz Bismillah'la her şeye başlıyoruz. Hatta Bismillah'tan önce bakın ben size selamla başladım. Selam verdim, selamun aleyküm dedim. Bu müthiş bir olaydır ve Müslümanlar bile bunun farkında değillerdir. Müthiş bir olaydır bu. Ve selam Müslümanların parolasıdır. Selam Allah'ın ismidir. Esselam el mu'min el müheymin el aziz el cebbar el mütekebbir diyoruz. Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Selam verdiğim zaman ben bunu bilinçli olarak selamımı veriyorsam bir dua yapmış oluyorum. Yani selamun aleyküm diyorum. Allah'ın selam sıfatının tecellisi. Selam selamette olma, salim olma. Efendim hastalıklardan, vesairelerden, eksikliklerden, günahtan, kirden arınmış olma, selamette olma, salim olma demek. Salim olma demek. Selamun aleyküm deyince ben sana selamet diliyorum. Karşımdaki insanlara selamet diyorum. Diliyorum ve Allah'ın ismine bağlıyorum onu. Bakın Allah'ın selam ismine bağlıyorum. Selamun aleyküm diyorum. Ve Allah'ın selam isminden sizin üzerinize bir hüzme, bir tecelli, bir etki gelmesini dua ediyorum ben. Selamun aleyküm diyorum. Allah'ın selam ismi sizde tecelli ediyor. Sizde tecelli ediyor. Siz de bana ve aleyküm selam diyorsunuz. Selamı vermek daha sevap olduğu için veren daha çok ücret alıyor. Çünkü veren daha çok kişiden ve aleyküm selam diyor. Onun için derler ki bizde bazı sünnetler vardır ki vaciplerden daha sevaptır. Bunlardan birisi selam vermedir. Selam verme sünnettir. Ama selamı alma vaciptir. Fakat selam verme sünneti alma sünnetinden daha sevaptır. Yani bu işi başlattığı için. Böyle bir selamlaşma yapıyoruz. Ve akşama kadar bir müminin düşünün üzerine oradan buradan sokakta, koridorda, sınıfta vesairede yüzlerce insanın selamun aleyküm, aleyküm selam dediğini düşünün. Yüzlerce defa bu bilinçli olmasına göre de değişir bunun kalitesi. Yüzlerce defa Allah'ın selam isminden size huzmeler geliyor. Sizin üzerinize. Ve sizin sağlığınızı etkiliyor, sizin sağlam düşünmenizi etkiliyor, sizin hayatınızı etkiliyor. Ve bu bütün topluma bunu yayın. Bütün topluma yayıldığı takdirde müthiş bir durum karşınıza çıkıyor. Geçen yıllarda almışım bilgisayarıma koymuşum. Bir gazete köşe yazarının bir makalesini okumuştum. O orada bu araştırmanın Chicago'da bir üniversitenin araştırma dergisinde bilimsel bir yayın olarak yayınlandığını söylüyordu. Ben de girdim internete onun verdiği adreste gittim o dergiyi buldum baktım hakikaten böyle bir araştırma var. Araştırma şu, bunu söylemiştim daha önce burada. Araştırma şu, Chicago'da Emniyet Teşkilatı bir istatistik yapmak istiyor. Chicago ilginç bir yerdir. Ben gittim Chicago'ya. Böyle en vahşi insanların böyle anarşik olayların, baskınların, vurmaların, kırmaların olduğu gece çıkamazsınız sokağa yani. Ve müzisyenleriyle işte basketbol takımlarıyla meşhur olan bir şehirdir Chicago. Bir araştırma düşünüyorlar. Diyorlar ki belli denekler seçiyorlar kendilerine. Kaç taneyse artık 50 tane mi 100 tane mi neyse. Onları Chicago'nun çeşitli bölgelerinden alıyorlar. Diyorlar ki arkadaş hiç kimseye söylemeyeceksiniz. Böyle bir araştırma yapmak istiyoruz. Siz bulunduğunuz yerde her sabah kalktığınızda Chicago'nun sağlığı, selameti için Tanrı'ya dua edeceksiniz. Onlar Tanrı diyelim. Yani onların düşündüğü Allah, Tanrı bizim Allah'ımız değil. Farklı.
Tanrı'ya dua edeceksiniz diyor. Tamam deniyor ve bu devam ediyor. Bir 6 ay sürdürüyorlar bunu. 6 ay sürdürüyorlar. 6 ay sonra emniyet şeyde raporları her gün günlük olarak ellerine geliyor zaten. 6 ay sonra tekrar suç işleme oranında ki duruma bakıyorlar ve suçların %20 oranında düştüğünü tespit ediyorlar. Bu bilimsel bir araştırma. Yani merak eden o araştırmaya ulaşabilir. Yani böyle birisinin oturup da kendi kafasına düşündüğü bir şey değil. Şimdi ben oradan şöyle bir şey düşündüm o zaman. Yani Allah Allah ya biz selam dediğimiz şey dua. Biz dua ederken, selam verirken dua ediyoruz. O bana dua ediyor, ben ona dua ediyorum. Onlar gibi denekler üzerinden de değil de Allah'tan dua ediyoruz, Allah'tan istiyoruz. Hakiki Allah'tan, hakiki olmayan Allah mı var? Haşa. Allah'tan istiyoruz. Dolayısıyla bunun böyle olduğu takdirde toplumdaki selameti de düşünün. Yani selamın oluşturacağı selameti düşünün. Öyleyse bu selam meselesini hafife almamak lazım. Durup dururken bir bayanın erkeğe, bir erkeğin bayana selam aleyküm filan demesine de gerek yok. Yani bizim fıkıh kitaplarımız bunlar da tartışmışlar. Mani yok. Erkeğin kadına, kadının erkeğe selam vermesinde bir mani yok. Fakat başka anlamlara gelecek yerlerde efendim vermesin daha iyi. Bunun sebep olacağı başka şeyler selamın selamdan daha önemlidir diye düşünmüşler. Fakat hoca sınıfa girdi. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bunda bir şey yok. Bir arkadaş sınıfa girdi, erkek ya da bayan. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Giderken arkadaşlar gördüler, hoca gördü, selamun aleyküm dedi, aleyküm selam. Şimdi denek dedim, selamı konuşmayı düşündüğüm için. Gelirken şöyle özellikle denemek istedim. Selam veriyorum, bizim delikanlılar bakıyor. Nereden tanışıyoruz ya falan gibi böyle. Böyle bakıyorlar yani. Ve İlahiyat Fakültesi. İlahiyat Fakültesi neyse böyle bakıyorlar delikanlılar. Kızlara her zaman hadi selam vermiyorum. Zaman zaman onlara da selam veriyorum. Yani bir grup kız geliyor veya bir selam almaya teşne veya beni tanıyor veya ben onu tanıyorum. Selamun aleyküm. Bunda bir sakınca yok. Sadece kadın erkek, erkek kadın arası selamlaşmanın sakıncalı olduğu yerler. Yani de yolda giderken bir güzel bayan gördüm. Selamun aleyküm. Sonra ne ya? Yani filan diyebilir. Bu ayrı bir şey. Ama bunun dışında selam Müslümanların parolasıdır. Ve selam Müslümanların duasıdır. Selam başka şeylerle geçiştirilmez. Selam, bye, efendim hoşça kal, kendine iyi bak. Yani sen demesen bakmayacağım yani. Allah razı olsun, sağ ol yani. Senin sayende kendime iyi bakacağım bundan sonra. Aslında onun da bir anlamı vardır. Yani kendine iyi bakın, bak, bak demenin de anlamı varmış. Ben de sonradan öğrendim. Yani hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen. Dide-i merdum-i zübde-i alemsin sen. Neyse sor ikisi şeyin fuzulinin unuttu öbür tarafına. Yani zatına iyi bak. Sen bütün alemin özüsün. Merdum-i dide-i ademsin sen. Yani Ademoğlunun gözünün bebeğisin. Adem aynı zamanda göz bebeği demekmiş. Yani sen kendine iyi bakarsan, hani men arafe nefsehu fekad arafe rabbeh diye bir hadis de vardır ya. Sonra baktım ki bunu Sokrat da söylemiş. Demek ki ta eski peygamberlerden gelen şeyler var, sözler var böyle. Efendim, hikmetler bunlar, hikmetler. Peygamberimiz de söylemiş, doğru bir söz. Men arafe nefsehu fekad arafe rabbeh. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Kendini tanıyan Rabbini tanır. Demek ki bu anlamda söylese anlamlı. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Meseleyi anlayacaksın demek anlamında. Ama kimse öyle o anlamda söylemiyor tabii yani. Yani bunlar bize başka taraflardan, başka kültürlerden girmiş olan sızıntılardır, kültür sızıntılarıdır. Bu kültür kavramı üzerinde bir gün konuşmak istiyorum burada. Benim en çok önem verdiğim noktalardan bir tanesidir. Yani bu kültür sızıntıları bildiği zaman arkasındaki ıslaklığı, yaşlık neyse böyle bir iplik gibi onu sürekli çeker getirir. Yani diyelim batıdan size bir kültür hüzmesi girmişse o sürekli oradan sızıntı yapar ve sizin içinize girer ve oradaki anlayışı, oradaki düşünceyi taşır, size getirir. Bu kültür ögeleri böyle şeylerdir. Dolayısıyla selam önemli bir şey.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki eyyuhen nas efşus selam ve et'anut ta'am ve sılul erham ve sallu bil leyli ve nasu niyam tedhulul cennete bi selam. Ey insanlar, selamı yayın aranızda. Parola bu ya. Selamı yayın. İnsan dendiğinde kadın erkek ayrılmaz. İnsan. Eyyuhen nas, ey insanlar. Yemek yedirin insanlara. Aç olanları doyurun. Et'anut ta'am ve sırr-ül erham. Rahim ilişkilerinizi canlı tutun. Akrabanızla, yakınlarınızla ilişkiyi canlı tutun. Ve sallu billeyli ve nasu niyam. Ve insanların uyuduğu gece saatlerinde kalkın, namaz kılın. Tedhulul cennete bi selam. Ondan sonra da cennete selamla girin. Gene de selamla. Çünkü cennete girerken cennet ehli ne diyecek yani melekler insanlara? Selamun aleykum tıbtum fedhuluha halidin diyecekler değil mi? Size selam olsun. Ne güzel yaptınız be. Artık bundan sonra ebedi olarak girin buraya diyecekler. Selamla gireceğiz. Oraya da selamla gireceğiz. Yani cennete de selamla gireceğiz inşallah. Şimdi o son maddesini tabii korkarak söyledim. Çünkü yeni yeni anlıyorum ki aslında bizim tam adam olamayışımızın sebeplerinden bir tanesi bu gece kalkıp ibadet etmeyi beceremeyişimizdir. Bu önemli bir şeymiş ama büyük ölçüde kaçırdık biz. İnşallah siz kaçırmazsınız. Dolayısıyla bu selam meselesini hafife almamak lazım. Ve bunu başka şekillerde, başka kültürlerin selamlarıyla selamlaşmamak lazım. Müslümanın bir selamlaşma kültürü var. Dünyanın her tarafında bu parola. Nereye giderseniz gidin, selamun aleyküm dediği zaman bir adam tamam, bizim kardeşimiz. Siyah olsun, beyaz olsun, Afrikalı olsun, Türk olsun, İngiliz olsun, Kürt olsun, ne olursa olsun. Yani o bizim kardeşimiz artık. Ve her şeyden özge kardeşimiz. Yani belki bizim kendi öz kardeşimizden daha yakın kardeşimiz. Onun için bu selamlaşmayı tutup da bulunç durumlara düşmenin de anlamı yok tabii. Yani ama selamlaşma imkanı olan her yerde unutulmuş ya, selam veriyorum bakıyor bana. Yani çok garip ama hocaya telefon açıyorum. Aa hoca merhaba nasılsın filan diyor bana. Ya selamun aleyküm. Alo ne demek yani? Alo. Hello. Hı? Türkçe söylenişi. Merhaba demek yani. Merhaba. Biz de selamun aleyküm alıştıralım kendimizi, ne olur. Yani bize telefon açanların binde bir tanesi gayrimüslim olmaz. Öyle ya da böyle Müslümandır. O halde varsayalım ki gayrimüslimmiş, bir tanesini de yanılmış oğlum, binde bir tanesi. Bir şey ifade etmez. Telefonunuzu açtığınızda selamun aleyküm. Ben kendimi öyle alıştırmaya çalışıyorum. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Esselamu aleyküm de değil. Selamun aleyküm. Esselam Allah'tır. Esselamu aleyküm çok hoş değildir. Selamun aleyküm bir selam. Allah'tan bir selam üzerinize olsun. Dolayısıyla bu selam meselesini ciddiye almamız lazım. Bunu söylemiş oldum. Şimdi ikinci meselemiz, başlarken ikinci meselemiz besmeleydi. İşe besmeleyle başlama. Hepiniz biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de defalarca Allah اُذْكُرُ اللّٰهَ كَثِيرًا اُذْكُرُ اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيرًا Allah'ı çokça zikredin diyor. Ne demek Allah'ı çokça zikredin? Yani bu emirler kime? Yani sadece sufilere mi, sadece tarikat ehline mi? Yok böyle bir şey. Allah'ı çokça zikredin. Ey müminler yani. Müminler Allah'ı çokça zikretsinler. Peki çok Allah'ın çokça zikredilmesi nasıl olur? Ne yaparsak Allah'ı çokça zikretmiş oluruz. Bunu anlamak için Kur'an-ı Kerim'e bakmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim neye zikir diyor? Zikir dediği şey ne Kur'an-ı Kerim? Bu fiil uzavadi diye Kur'an kelimelerinin anlamlarını toplayan böyle 6 ciltlik bir sözlük vardır. O muhteşem bir sözlüktür. Orada bakmıştım 20 kadar farklı anlamını çıkarmış. Aslında hepsinin temelinde hatırlama vardır. Yani temel anlamı hatırlamadır. Zikrin temel anlamı hatırlamadır. Bunu kalben aslında hatırlama da kalbin eylemidir. Dilin eylemi değildir. Yani dille mesela aklınız başka tarafta olsa la ilahe illallah, la ilahe illallah deseniz böyle. Bu bir zikir falan değildir.
Yani kalbin dediğidir önemli olan. Kalpten düşünür ve la ilahe illallah da dilden söylerseniz o anlamlı olur. Ama kalbiniz başka tarafta subhanallah, 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 subhanallah bizimkiler böyle çekiyor. Zikir filan olmaz mı? Zikir filan değildir. Yani zikir kelimesinin temel anlamında hatırlama vardır. Hatırlama. Allah'ı hatırlama vardır. Tabi her şeyi hatırlama değil, Allah'ı hatırlama vardır. Temel anlam budur. Fakat Kur'an-ı Kerim bu hatırlama anlamına gelecek şeylere zikir diyor Kur'an-ı Kerim. Mesela Kur'an-ı Kerim zikir diye anlatılıyor. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun diyor Allah. Zikri biz indirdik ve onu koruyacak olan da biziz diyor. Zikri. Yani Kur'an-ı Kerim. Niye Kur'an-ı Kerim zikirdir? Çünkü Kur'an-ı Kerim bizi Allah'ı hatırlatıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in okunması bizatihi zikirdir. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı olarak okuyan bir insan zikir yapmış olur. Ve o bizi Allah'a hatırlatır. Ondan dolayı zikirdir. En baş zikir. Sonra Kur'an-ı Kerim bakıyorsunuz ki yine Allah'ın hatırlanma mekanları, zamanları olduğu için mesela ibadetlere zikir diyor, namaza zikir diyor. اَقِنِ السَّلَاةَ لِذِكْرِ diyor Allah. Namazı beni zikretmek için kılın. Yani demek namaz bunun için kılınır. Onun üzerinde de bir gün duracağız. Yani bizim namazlarımız da garip, çok garip. Namaz Allah'ı zikretmek için kılınır. Demek namaz da bir zikir. Cuma namazı için ayrıca اِذَا نُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Cuma günü çağırdığınızda Allah'ın zikrine koşun. Ona da zikir diyor Allah. Namazda okunan tesbihata zikir diyor Allah. اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Buralarda okunan şeyler de Subhane Rabbiyel Azim zikirdir, Subhanallah zikirdir, La İlahe İllallah zikirdir. Bunlar da zikirdirler. Bir yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamberimize de zikir diyor Kur'an-ı Kerim'de. Zikran Resul'a diye geçiyor. Zikir yani Resul anlamında kullanıyor. Dolayısıyla bunlar zikirdirler, hepsi zikirdirler bunların. Neden zikirdirler? Çünkü bunlar bize, bütün bunlar bize Allah'ı hatırlatıyor. وَإِذَا مَسَّهُمْ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ O başka, bir de o kullarım ki onlara şeytandan bir vesvese geldiği zaman hemen Allah'ı zikrederler. تَذَكَّرُوا Hemen zikrederler. Allah'ı hatırlarlar. Ya Rabbi kalbim kayıyor bir tarafa doğru bana mukayyet ol, benim elimden tut filan anlamında düşünür içinden. Bu da zikirdir. Dolayısıyla ha oturmuş mesela tam sufilere sorsanız mesela çok Allah çok zikredin diyor. O zaman ne yapacağız? Alacağız elimize bir tesbih. Oturacağız günde 1000 defa la ilahe illallah diyeceğiz filan. Şimdi ben hatırlıyorum yakınlarımı. Dan böyle zikir yapanlar bunu düşünerek yapıyorsa alülala. Müthiş bir şey. Ama la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Böyle bir zikir olmaz. Bir de şimdi bunun modern bid'atı çıktı böyle zikir matikler. Geçen senelere baktım derste ben ders anlatıyorum. Şu kızın ağzı böyle. Elimde zikir matik bir şey vermişti ona şu kadar sevap selam. Böyle bir zikir olmaz. Böyle bir zikir yapmalı. Yani biz ibadet denen şeyleri Resulullah'tan öğreniriz. Zikri, namazı, orucu, efendim neye nasıl inanacağımızı yani İslam'ın sabiti alanını onu da anlatacağım inşallah. İslam'ın sabiti alanını biz Resulullah'tan öğreniriz. Başkasından öğrenmeyiz. Ve onun öğrettiği öğrencilerinden öğreniriz. Sahabe-i İkram Efendilerimizden öğreniriz. Onlar nasıl anlamışlar, nasıl yapmışlar onlardan öğreniriz. Onların yapmadığı tarzda bir şey yapmayız. Yeni bir şey çıkarmayız. Yeni bir şey çıkarırsak bu alanda yani İslam'ın sabiti alanında yeni bir şey çıkarırsak bid'at olmuş olur. Ve bid'at söz konusu olduğunda da kullu bid'atın dalaletin ve kullu dalaletin finnar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bid'atlar, dalalettir ve bütün dalaletler de cehenneme götürür. Sorularınızı alacağım şimdi bu şeyden sonra. Şimdi bunları niye anlattım? Şunu fark ettim. Bazı şeyleri yeni fark ediyorum. Yani maalesef öyle. Keşke bunları ben çok erken yaşlarda fark etmiş olsaydım. Yani onlara mutlaka fark ettiğim şeyler oldu ama yani geliyoruz sonuna doğru ölüyoruz ondan sonra da yaşama fırsatı kalmıyor.
Bu da enteresan bir şey. Yani bu da aslında bu dünyanın yaşama yeri olmadığını gösteriyor. Yani her türlü dünya ve ahiret konularında tecrübe alıyorsunuz, öğreniyorsunuz, bilgi ediniyorsunuz. Doluyorsunuz ki yani artık o bilgilerle, o tecrübelerle müthiş yaşarsınız yani. Ama yaşama mecaliniz kalmıyor. Ha bu gösteriyor ki demek ki burası yaşama yeri değil. Yani bütün bunları al. Fakat yaşama yeri öbür taraf olduğuna aynı zamanda işaret ediyor. Ha şimdi anladım ki daha birkaç sene oldu belki. Birkaç sene oldu belki yani 10 seneyi geçmez efendim. Aslında bir insan bilinçli olarak her işine besmele ile başlasa o Allah'ın çokça zikredin dediği işi yapmış olur. Yani hangi işi yapıyorsanız Bismillah diyorsunuz. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Yani bunu bilinçli söylerseniz, bilinçli söylerseniz, bunun anlamı su içiyorsunuz, Bismillah diyorsunuz. Yani bu su haram bir su değil. Helalında Allah'ın verdiği suyu içiyorum demektir bu. Yani besmele çektiğiniz zaman yaptığınız işlerin meşruiyetine de dikkat etmiş oluyorsunuz. Yani bu iş haram bir iş değil. Bunu gösteriyor. İki, bu su Allah'ın suyu benim değil. Ben onun suyunu onun adına içmeliyim. Onun adına adını söyleyerek içmeliyim diye söylemiş oluyorsunuz aynı zamanda Bismillah dediğiniz zaman. Üç, bu su içmede, hani su içmeyi misal olarak verdik. Bunu her şeye yayabilirsiniz. Su içmede benim bilmediğim bir takım tehlikeler olabilir. Ben onları bilmiyorum. Bismillah diye onu Allah adına içersem, Allah adına içmiş olmakla o tehlikelerden de kendimi garanti altına almış olurum. Allah adına içmiş olmakla o tehlikelerden kendimi garanti altına almış olurum. Dört, beş, bazı işler vardır ki ben bu, bütün işler aslında öyledir. Ben bunu kendi gücümle, kendi fiilimle yapamam. Bana bu su içmeyi bile Allah yaptırır. Allah'ın gücü, kudreti benimle olmasa ben nasıl su içeceğim? Dolayısıyla ben içiyorum ama Allah adına içiyorum. Allah'ın adıyla içiyorum. Demiş oluyorum ben aynı zamanda. Ve yaptığım işin haram olmadığını göstermiş oluyorum. Ve Allah'ı zikretmiş oluyorum. Her şeyin Allah'ın bunların hepsini bir anda düşünemez insan tabii. Hepsini bir anda düşünemez. Fakat bütün bu manalar onda vardır. Yani bilinçli olarak Bismillah Allah adına deyip yazmaya başlıyor. Allah adına Bismillah deyip elbisesini asıyor. Bismillah deyip giyiyor. Bismillah deyip ayakkabısını çıkarıp kenara koyuyor. Bismillah deyip ayakkabısını giyiyor. Bismillah deyip evden çıkıyor. Bismillah deyip arabaya biniyor. Yerken Bismillah diyor. İçerken Bismillah diyor. Her şeyde Bismillah diyor. Akşama kadar düşünün yüzlerce, binlerce eylem yapıyoruz biz. Ve bunlara böyle bir şey yaptığınız zaman, başına bir Bismillah koyduğunuz zaman aslında o nötr olan, sıfır olan bütün o eylemler ibadete dönüşüyor. Allah adına yaptığınız zaman. Yani bir hoca böyle anlatmıştı, çok hoşuma gitmişti. Benim değil bu tespit. Yani akşama kadar bir sürü eylem yapıyoruz. Hepsi sıfır hükmünde şeyler bunlar. Sıfır. Değeri yok. Nötr yani. Fakat başına bir koyduğunuz zaman, yani bir niyet koyduğunuz zaman mesela Allah için yapma niyeti veya Bismillah diye Allah adına diye başladığınız zaman o zaman o sıfırlar canlanıyor. Harekete geçiyor. Yani bir sıfırın yanına bir koyduğunuz zaman 10 oluyor. İki sıfırın yanına bir koyduğum zaman 100 oluyor, 1000 oluyor, 1 milyon oluyor. Ve böylece akşama kadar sevabınız artıyor. Dolayısıyla bu besmele dediğimiz şey, besmele çekme dediğimiz şey, hafife alınacak bir şey değil bu da yani. Ben diyorum ki bilinçli olarak her işine besmeleyle başlamasını alışkanlık haline getirmiş olan bir Müslüman Allah'ı çokça zikrediyor demek. Zikirlerde olmazsa olmazlar vardır tabii. Namaz kılmasanız olmaz. Efendim diğer ibadetleri yapmasanız olmaz. O ayrı bir şey. Ama Allah çokça zikredin diyor. O çoğu onlarla tamamlamayabiliriz. Onların kalitesine göre belki de tamamlanır. Yani adam öyle bir namaz kılar ki sizin akşama kadar la ilahe illallah demenize bedel olabilir. Allah'la irtibatlı. Onu bir gün anlatayım ben size inşallah. Ama böyle yapamıyoruz her zaman.
Yani çok az düşündüğümüz olabiliyor Allah'ı namazımızda vesairede. O zaman bunu hayatımıza yaydığımız zaman, her anına yaydığımız zaman akşama kadar Allah'ı çokça zikretmiş oluyoruz. Besmele ile başlamak. Onun için selam da bir zikirdir. Efendim besmele de hem bir zikirdir, hem bir şükürdür, hem de bir fikirdir. Bunların hepsini bizden Allah istiyor. Zikirdir Allah'ı hatırlıyorsunuz. Fikirdir düşünüyorsunuz bunları Allah'la ancak kaimdir ve ben bunları ancak Allah'la yapabiliyorum. Tefekkür ediyorsunuz. Şükürdür. Yani Allah'ın verdiği nimetleri kullanırken ona bir teşekkür babından Bismillah diyorsunuz. Diyorlar ki böyle bir şey bilen insanlar, yani siz bir şey yerken Bismillah dediğiniz zaman o yediğiniz şey vücudunuza Allah adına giriyor ve vücut onu artık adeta kapıda o barkod okutma gibi okutarak, kodlayarak içerisine alıyor, içinize alıyor. Kodlanmış olarak içinize giriyor bir şey yediğiniz zaman, içtiğiniz zaman. Ama yemediğiniz zaman, ya bir şey kapı açıktı, birisi sınırdan bak diye içeri girdi. Nedir, ne değildir? Bir defa önce onun kontrolü gerekiyor. Efendim, onun hesabının verilmesi gerekiyor. Ve ondan sonra işler karışıyor. İşler karışıyor. Bir doktor bana şöyle bir şey söylemişti. Bununla bitiriyorum. Kalan dakikalarımızı sizin sorularınızla devam edeceğim. Yani niye söylüyorsunuz bunu? Belki dua edersiniz diye söylüyorum. Şeker hastasıyım. Bir yabancı bir doktora gitmiştim. Rus asıllı bir doktor fakat Müslüman olmuş. Ve bayan. Yani bir kısmını da tanıyor olabilir şu anda Türkiye'de. Bana şöyle bir şey söyledi. Yani düşündüm aslında buna itiraz edilebilir ama yani bir yabancı bayanın sonradan Müslüman olmuş bir bayanın böyle bir şey söylemesi çok harika bir şey geldi bana. Ya işte Türkçe öğrenmiş 6,5. Hocam bunu siz daha iyi bilirsiniz dedi. Ben size bunu anlatayım. Yani hücreler, her bir hücre başlı başına bir varlıktır ve her bir hücre Allah'ı zikreder. Allah'ı zikreder. İnsanlar bu genleriyle oynanmış gıdalar yemeye başlayınca efendim vücut bu kodları tanımıyor. Vücut mısır dendiği zaman belli bir mısır tanıyor. Üzüm dendiği, domates dendiği zaman belli Allah'ın yarattığı tabii domatesi tanıyor. Siz bunu değiştirdiğiniz zaman Allah Allah bu domates mi, başka bir şey mi, bunda farklı şeyler var diye bunu tanımıyor. Tanımıyor, bunlardan alınan şekeri tanımıyor diyor mesela. Şekeri tanımıyor. Öyle bir şekeri tanımıyor. Tanımayınca direnç gösteriyor vücut. Hücreler diyor ki, mesela insülin dediğimiz şey pankreasın ürettiği bir madde. O insülin ne yapıyor? İnsülin şekerin el arabası diyor doktorlar. Şekerin el arabası. Taşıyor onu. Hücrelere tek tek götürüyor ta beyin hücrelerine kadar. En kenardaki hücrelere kadar. Onun için şeker hastası öyle bir muzir hastalık ki vücudumuzun ulaşmadığı bir yer yok. Her yere ulaşıyor. Kanla beraber. Gidiyor oraya hücrelere veriyor dönüyor. İnsülin. Tekrar öbürünü alıyor. İnsülin bu. Şimdi diyor böyle olunca insülin şekeri alıyor diyor. Götürüyor hücrelere taksim ederken hücre diyor ki bu benim kodlarıma uymuyor. Kabul etmiyor hücreler. Direniyor. Ondan sonra diyor bir iki derken direnç başlıyor. İnsülinle vücut hücreleri arasında. Böyle anlatıyor. Böyle mi bilmiyorum yani. Ama güzel bir şey geldi bana. Sonra diyor adeta o insülin ya arkadaş sizinle ulaşamayız. Alın. Alacaksınız. Bize görev verildi. Bunu ulaştıracağız size. Diye hücreyi tekmeliyor, zorla o şekeri ona veriyor. Bu defa hücre bozulmaya başlıyor, dengesi bozuluyor. Hücrenin dengesi, yapısı bozuluyor. Bozulunca onun ifadesi Allah'ı zikretmez oluyor diyor. Allah hatırlamıyor. Darmadağın oluyor. Her şey yerinden çıkıyor. Virüs kapıyor, hücreler virüs kapıyor yani adeta. Ve şeker hastalığı meydana geliyor. Mesela. Dolayısıyla evet ama her şey Allah'ı zikreder tabii. Bunu biz biliyoruz. Yani vücudun her bir parçası, her bir hücre Allah'ı zikreder. Bunu biliyoruz, ondan öğrenmiyoruz bunu. Fakat onun böyle izah etmesi benim çok hoşuma gitmişti. Hoş bir şey. Aslında biz farkında olmadan bütün bu olup bitenler hücrelere kadar hep Allah'ın yapmasıyla oluyor. Ve biz bunları fark etmiyoruz. Yani dün evde yalnızım, aklıma geldi. Biraz bir hanım yemek pişirmiş gitmiş olmuş bir hafta. Hala onu bitirmeye çalışıyorum. Baktım biraz böyle bozulmuş gibi geldi bana.
Sonra aklıma geldi, bu yemeğin bozulması ne demek? Yani birazcık mesela ekşiyor bazı yemekte, bazı yemeklerde bir koku olmuyor. Ne demek bu? Bunun anlamı ne? Bunun anlamı şu. Orada bir takım bakteriler ürüyor. Yani mikrop cinsinden bakteriler. Bakteri canlı varlıklar. Yani virüsler canlı olmayan şeyler biliyorsunuz. Bakteriler ürüyor. Bakteriler orada onu yiyorlar. Ürüyorlar, çoğalıyorlar. Çoluk çocukları oluyor. Efendim torunu oluyor. Kendisi ölüyor. Öbür torunu doğuyor. Hani şeyler, mikroplar bizim gibi senelerce yaşamıyor. Bir günde sabahtan doğup akşama kadar ölüyor belki. Akşama kadar birkaç nesil doğuyor yani. Birkaç nesil, 2 saatte mesela portakal sineğinde 2 saatte. 2 saatmiş ömürleri portakal sineği. 2 saatte evleniyor, çoluk çocuğu oluyor. Ondan sonra ölüyor, ondan sonra onun torunları başlıyor. Peki o ekşiyen, bozulan yemek ne aslında? O yemeği yiyip, sindirip, bir kısmını atan dışkıyla, değil mi? Efendim, atıntılar yani atıklar ve orada ölen yüzlerce, binlerce, milyonlarca bakteriler. Onlar orada bir koku meydana getiriyor. Biz aslında yiyorsunuz onu. Yiyoruz yani bazen böyle ekşimiş bir şey yiyoruz yani. Aslında bunlara faydalı olanlar da var. Mesela sirke böyle meydana geliyor. Yoğurt böyle oluşuyor. Faydalı bakteriler filan. Aslında o faydalı şeyler dediğimiz şeyler de canlıların orada çoğalıp onun tadını değiştirmesi demek. Başka bir şey değil. Hem de her şeyleri, ölüsüyle, cenazesi de orada. Yani bunlardan bizim haberimiz yok. Yani bu olup bitenlerden biz bir şey bilmiyoruz. Yani işte tadı değişmiş gibi. Neler meydana geliyor? Yani o kadar enteresan ki en küçük mikropla, hücreyle en büyük galaksi arasında müthiş benzerlikler var. Hepsi, bu da enteresan, bunu da anlatacağım size inşallah bir gün. Hepsi aynı sistemle dönüyor. Bir, internette bir zamanlar böyle bir video dolaşıyordu. Adam çok uzaydan, büyük galaksilerden alıyorlar. Yaklaştıra dünyaya indiriyorlar. Dünyadan sonra bir yaprağa indiriyorlar. Yapraktan sonra o yaprağın üzerindeki hücrelere indiriyorlar. Ve o hücrelerle, en küçük bulabildikleri hücrelerle en büyük sistem aynı sistem. Hepsi bir atom etrafında dönen, hepsi tavaf eden bir sistem. Tavafı size bir gün anlatacağım inşallah. Bu tavafın, dünya çapındaki tavafı size bir gün anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu bir başlangıç. Başlamış olduk elhamdülillah. Güzel başladık. Besmele ile ve selamla başlamış olduk. Varsa eğer arkadaşlarımızın soruları, kaç dakikamız var? 13 geçiyor. Yani 20 dakika kadar filan veya 15 dakika kadar filan daha gidebiliriz. Artık sorusu olan, yazılı olarak sorusunu ileten arkadaşların sorularıyla başlamış oluyoruz. Bundan sonraki haftalarımızda da böylece o sorularla devam edeceğiz. Düşünme fırsatı vermiştim arkadaşlara. Ya ben sürekli gelirim ve sürekli bu soruları kaydeder, toplar, hocaya e-mail ile ulaştırırım diyen arkadaşımız olursa onu da bu işe fi semilillah Allah için böyle bir hizmet yapmış olarak onu da bu sekreteryanın sekreteri yapmış oluruz. Öylece bundan sonraki haftaları burada beklemeden sorular gelmiş olur. Ben hemen bilgisayarımla alırım. Gelirim buraya, burada devam ederiz şeklinde devam ederiz inşallah. Şimdi var mı sorunuz? Şimdi tabii problem sesli sorularda. Sesli sorularda biraz anlamakta problem yaşayabilirim ben. Onun için yazılı olacak sorular ama sorun bakalım birkaç tekrarla belki duyarız. Hocam, ücretli hatim konusunda ne diyebilirsiniz? Ücretli hatim. Ücretli hatim. Ne? Ücretli hatim okumak. Sürekli hatim okumak mı? Ücretli hatim okuma. Ha. Yani o da benim problemlerimden bir tanesi. Ben İmam Hatip okulunu bitirdiğim zaman böyle genç bir, sizden daha genç bir imamım. Yani İmam Hatip okulunda üniversiteye girmemişim. Şu Pendik'e yukarıda bir Dolayoba mahallesi vardır. Oraya beni imam tayin ettiler. Yatılı okuduğum için. Orada baktık, işte efendim orada bir Veli Baba türbesi var. Türbe olduğu için de orada çok ziyaret ediliyor. Birisi geliyor, biri gidiyor. Efendim baktım ki işte bir şey okutuyor birisi, birisi hatim okutuyor, para filan.
İyi dedik ya, köşeyi gömdük herhalde. Yani öyle geldi bize. Sonra o bir sene kaldım orada. Üniversiteye gittim Erzurum'a. Erzurum'da da yine imamlığımı sürdürdüm. Orada da Ramazan geldi. Baktım Erzurum'da çok meşhur. Erzurumlu olanınız var mı burada? Var. Çok meşhur hatim okuma. Efendim, Ramazan'a doğru baktım ki bana onlarca hatim geliyor. İyi dedik ya, bu Ramazan herhalde köşeyi döndük filan. Sonra aklıma geldi ya, bunun bir şeyine bakayım ben ya, bir hükmüne bakayım ya. O zaman bakın, yani fakülte kaçtaydı bilmiyorum. O zaman 3. sınıftaydın herhalde. 3. sınıfta ben İbni Abidin'i rahatlıkla kullanabiliyordum yani. Orada ders okuyorduk, Arapça okuyorduk. İbni Abidin'i açtım. 5. Kitab-ı İcara bahsini unutmuyorum. Kitab-ı İcara bahsini, yani ücretle neler yapılır, neler yapılmaz bahsini açtım. Gördüm ki orada, İbni Abidin almış eline tırpanı, bu hatimle, parayla hatim okuyanları tırpanlıyor. Efendim, netice itibariyle de getiriyor sözü en sonunda, وَالْمَأْخُوذُ حَرَامٌ لِلْآخِذِ diye bitiriyor. Netice itibariyle de alınan, alana haramdır diyor. Bunun sebeplerini söylüyor, hediyeyle karşılaştırıyor, efendim ben istemiyorum, onlar veriyorlar sözünü karşılaştırıyor. Bunlar da bizim Osmanlı'nın yüz akı olan bir alimimiz vardır, onu hiç unutmayın ismini, İmam Bilgivi Hazretleri diyelim ona. İmam Bilgivi, bu Hazret kelimesi garip bir kelime ama kullanılıyor, kullanalım biz de yani. İmam Bilgivi'den alıyor. İmam sonra baktım ki İmam Bilgivi'nin bu konuda bir risalesi var. Es-Seyfu Sarim diye bir risalesi var. İbn Abidin de onu almış, şerh etmiş, müstakil bir kitap yapmış. Şifa-ül Alil ve Bellu Galil fi Hukmil Khatemati ve Tehalil diye bir kitap yazmış. Bütün bunları okudum ondan sonra. Ondan sonra okudum. Yani hatip okumamaya karar verdikten sonra okudum. Ve onları bir makale haline getirdim o zaman. Yani okulu bitirdiğim zaman onu bir ilmi makale okuldayken yazdığım o ilmi makaleyi sonra doçentliğe sunduğum makaleler arasında sundum yani. Ve yuttular yani. Yani ve argo bir tabir oldu ama yani kabul edildi. Yani o da bir ilmi çalışma olarak kabul edildi. Dolayısıyla meseleyi iyice öğrenmiş oldum. Orada baktım ki İmam Bilgivi bu işi şiddetle reddediyor. İbn Abidin de İmam Bilgivi'ye çok değer verdiği için onun söyledikleriyle olduğu gibi almış. İmam Bilgivi bir yerde diyor ki, diyorlar ki imamlar ve müezzinler diyorlar ki efendim biz maaş almıyoruz. O zaman onların maaşı yokmuş. Şimdiki gibi değil. Maaş almıyoruz. Maaşımız yok. Yani aç mı duracağız? Efendim aç olan bir insan, aç ve bir ilaç olan, darda kalan bir insana Kur'an-ı Kerim domuz eti bile yemesini tecviz ediyor. Domuz eti bile yemesinin caiz olduğunu söylüyor. O zaman niye Kur'an-ı Kerim okumuş, okuma karşılığında alıp da bir şey yemeyelim filan diyorlar diyor İmam Bilgivi. Eğer gerçekten böyleyse diyor, ben onlara fetva veriyorum. Domuz eti yesinler. Ama Kur'an-ı Kerim okuma karşılığında bir şey alıp yemesinler. Şimdi bu ben bunlar tabii orada öğrenciyken öğrenince hemen koştum bir kitapçı vardı. Orada toplanırdık böyle. İnsanlar toplanırlardı. Orada hani genç bir delikanlı üniversitedeyim. Sizin yaşlarınızda yani. Efendim hani büyük, önemli bir şey bulmuş gibi oraya gittim. Ya bakın ya filan neler varmış diye. Ve bir iki anlatmaya başladım. Orada kitap bakan bir tortum müftüsüymüş birisi varmış. Tanımıyorum ben. Biraz dinledi. Siz bu çocuğun dediğine bakmayın dedi. Okuyun kardeşim. Okumayıp da yani Kur'an-ı Kerim unutacağız mı? Ha demek sen para olmazsa Kur'an-ı Kerim unutacak mısın? Yani böyle bir gerekçe olabilir mi? Kur'an-ı Kerim unutulsun mu diyor. Niye unutulsun? Yani biz para için mi okuyoruz? Dolayısıyla bu, ha o zaman tabii ne oldu? Bu kadar hatim şeyle okunmaz. Parasız okunmaz. Para da alamayacağız. Adamlara dedim ki yani kusura bakmayın. Ben okuyamayacağım, çok derslerim var, ben meşgulüm filan dedim. Birisine dedim ki, çok efendi, kibar bir insandı. Ya bak dedim, senin hatimini okuyacağım ama anlaşmalı okuyalım. Yani sonunda para filan vermeye kalkma dedim. Bunu kabul ediyorsan okuyayım dedim. Tamam hoca filan dedi ama baktım ki onun da, o da beni kırmamak için söyledi. Yani parasız hatim mi olurmuş filan gibi düşündü o da.
Yani olmaz böyle şey ama hadi neyse öyle olsun. İşte okuduk neyse onun hatim, bir hatim okuduk ona, dua yaptık filan sonunda. Ama hiç hoşuna gitmedi. Bir daha ondan sonra da okumadım kimseye yani. Böyle bir şey de yapmadım yani. Çünkü parasız ben 10 kişiye hatim okuyamam Ramazan'da. Parayla okursak haram. Hemen yanı başımda benim mescidimde de efendim hatim okuyan Ramazan'da bir müezzin efendi vardı ve bu caminin müezzini. Şöyle bir şey duydum çocuğumda. Bakkaldayım. Bakkaldan bir şeyler alıyorum. Çocuğummuş onu ben tanımıyorum. Bakkala geldi. Bakkal tanıyor. Baba nasıl ne yapıyor? Ramazan'da çok hatim mi var? Değil mi? Tabii bu kadar. İki kilo tereyağı alıyordu da bu kadar yani 30 tane hatim vardır belki. 30 tane hatim okuyana yani layık bu kadar tereyağı yeme filan gibi bir şey söyledi. Bakkal 42 tane ağabey dedi. 42 tane okuyor bu Ramazan'da. 42 tane hatim okunur mu bir Ramazan'da? Bunun anlamı bir günde 1,5 hatim demektir. 1,5 hatim. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? O zaman bunun kolay, yani bunu parayla okumaktan çekinmeyen insanlar duyuyorlar bir hadis-i şerifte işte efendim ihlas 3 ihlas Kur'an-ı Kerim tamamına bedeldir. Ya adam 3 ihlas bir Fatiha okuyor tamam sana bir hatim diye gelip gidiyor yani. Veya bir hatim okuyor, Allah'ın hatimi ya, Allah'ın Kur'an'ı yani, bölsen bitmez, hepsine verdik filan diye okuyor, filan böyle oluyor. O zaman bu, yani işte Hristiyanlığındaki bir takım uygulamaları geçiyor. Dolayısıyla bu kötü bir şey, hediye diyor İbn-i Abidin, derler ki efendim ben istemiyorum, hediye olarak veriliyor. Onlar diyor, ikinci, üçüncü defa kimse hediye vermese, dördüncüyü okumazlar artık diyor yani. Demek ki bu aslında o hediye verileceğini biliyor aslında. Yani içinde o hediye vardır. Hediye olması da kötü bir şeydir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i bunlara alet etmemek lazım. Yani bir takım meclislerde böyle ekabil adamlar böyle modern kadınlar filan veyahut da bir takım beyefendi adamlar çağırırlar mollaları oku evladım bir mevlüt oku bir Kur'an-ı Kerim oku orada Kur'an-ı Kerim okurlar otururlar böyle diz çökerler. Takke kafalarında, o da niye onu da bilmem. Ondan sonra onlar koltuklarda kurulmuşlar. Al evladım, aferin, Allah razı olsun falan diye. Bu Kur'an-ı Kerim küçültmektir ya. Kadrini, şanını küçültmektir. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla benim size nasihatim ve vasiyetim, sakın ha Kur'an-ı Kerim okuma karşılığında en küçük bir şey almayın. En nihayet fıkıh ölçülerine vurulduğunda Kur'an-ı Kerim'i öğretme karşılığında, o da keşke alınmasa, öğretme karşılığında para almanın başka bir geçim yolu yoksa, yani diyelim ki bir Kur'an kursu hocası, geçimini oradan temin ediyor. Yani oradan bir şey sürekli yaşayacak, bir şey alacak ki öğretebilsin. Bu ayı öğretmek ayrı bir şey. Şöyle bir kural koymuşlar burada fıkıhçılar. Bir ibadet ki, onu herkes yapmak zorundadır. Bu ibadeti yapma karşılığında para alınmaz. Kur'an-ı Kerim'i başkalarına öğretme ibadetini herkes yapmak zorunda değildir. Dolayısıyla oradan alabilir. Veya herkes bir başkasının cenazesini yıkamak zorunda değildir. Oradan alabilir. Keşke almasa. Bu kadar düşmese. Ama yani caiz midir? Caizdir diyebilirsiniz ona. Fakat okuma karşılığında Kur'an-ı Kerim aman kimse sakın böyle bir şey yapmasın. Başka? Karıştı tabii şimdi ama haftaya inşallah bir dakika önce bu yolumu çıkmadı mı hala? Sen mi? Önce oradan el kaldı. Hanginiz? İkiniz aranızda anlaşın isterseniz. Hanginiz? Biriniz yapın ama hanginiz? Şuraya e-mailinizi yazar mısınız? Yani arkadaşlar yazsınlar. Kim yapacaksa hanginiz yapacaksa şu tahtaya bir e-mail yazsın lütfen. Öbür arkadaşlar da o e-mail'i alsınlar, oraya göndersinler, o da toplayıp bana göndersin. Gerçi niye sana göndermeyelim toptan diyebilirsiniz ama onlarda da yine bir düzenleme oluyor. Onu soru olarak tek tek kısaltarak soru haline getiriyor, benim işime geliyor. Yani hepsine tek tek bakmak, karıştırıyorum, tök çoğu da giriyor. Bir e-mail yazın lütfen tahtaya. Eyvah. Sana Allah acilen sıhhat versin inşallah. Evet soru alalım şimdi.
Sen soru soracaktın. Evet hocam, bu hatimleri okuyan eğer öğrenciyse ona verilebilir mi? Ya da hani öğrenci niyetiyle veriyorlarsa ya da. Çünkü genelde öğrencilere okutuluyor yani. Bir daha tekrar ulaştıracağım. Ben benim, yani her tarafında problem olduğu gibi kuraklarımda da problem var. Bu hatimle ilgili hocam, hatimi okuyan eğer öğrenciyse ona verilebilir mi ya da alabilir mi? Hayır, hayır, hayır. Öğrenci bundan münezzeh olmalı be. Öğrenci aziz bir varlıktır. Aziz bir insandır. Öğrenci böyle şeylere düşmemesi lazımdır. Öğrenci korkmaması lazımdır. Bakın size bir hadis-i şerif okuyayım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: İnne ruhal kudüs nefese fî ruhî enne nefsen len temûte hattâ testekmile rizkehâ fettekullâhe ve ecmilû fittalep. Cebrail benim kalbime üfledi ki, diyor. Cebrail benim kalbime üfledi ki, hiçbir canlı Allah'ın kendisine takdir ettiği rızkı tas tamam almadıkça, tas tamam almadıkça ölmeyecektir. O halde Allah'tan korkun ve güzel yollarla isteyin. Fettekullâhe ve ecminû fittalep. Allah'tan korkun ve güzel yollarla isteyin, diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bir öğrenci bundan korkmasın ya. Bir öğrenci korkmasın, Allah onun rızkını gönderir. Herkesin rızkını gönderdiği gibi. Ve böyle bir şeyden dolayı nezih davranırsa Allah onu özellikle sever. Yani Allah'ın kitabını bir dünya metaına araç etmeyeceği için Allah onu zayi eder mi? Hiçbir zaman zayi etmez. Bence şahsen bu çok onurlu bir şeydir. Bakın size şöyle bir şey söyleyeyim. Hakikaten ben o imamlık yaptığım seneler hariç orada bir maaş alıyordum. Ama ondan sonra senelerce, zaman zaman size anlatırım inşallah, senelerce çok naçar şartlarda okudum ben yani. Öyle ekmek, peynirle, kayırıp karnımı doyuramıyorsam, sizin gibi böyle bir lirayla burada yemek yiyemiyorduk biz yani, öyle bir şey yoktu. Çok naçar şartlarda okudum. Bekliyor insan. Yani açıkça biraz da benim gibi zayıf olanlar. Ya niye bana filanca Almanya'da işte şu yakınım var, niye bir haçlık göndermiyor filan, yakınım var, niye böyle? Hani filanca bir zekat verse falan filan. Sonra düşündüm ki, ya bu beklesen de vermiyor, beklesen de vermiyor. Var beklemeyin ya. Allah'a bırakayım bu işi dedim. Müthiş bir rahatladım ya. Bekleme psikolojisinde olan bir insan, birisinden bir şey bekleme psikolojisinde olan bir insan sürekli eziktir psikolojik olarak. Beklemediğin zaman çok onurlu ve asiyetlidir. Şereflidir, izzetlidir. Beklemeyen insan. Kimseden bir şey beklemeyen bir adam. Bekleseniz de gelecek olan gelecek, beklemesin. Kimseden bir şey beklemeyin. Bu sebeplere sarılmayan anlamına gelmiyor meşhur ölçülerle. Ama kimseden, hele bir adammış ya, varlıklıdır, bana bir şey versin, hiçbir şey beklemeyin. Çok rahat edeceğinizi görmüş olacaksınız. Şimdi saatimiz doldu. Efendime söyleyeyim, bu kararla yetineceğiz. Haftaya Allah nasip ederse bu ilmeyle iki tane... Biri gözükmedi dediler hocam, birini yazdı. Müslüma 1453 e-mailine sorularınızı gönderiyorsunuz, özel sorular. Onları burada sırayla Allah nasip ederse biz size anlatmaya çalışıyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ha. Faruk Beser gmail.com. Bütün isimli Faruk Beser gmail.com adresine gönderin.